dinlenme riski olmadan konuşabilecek durumda mısınız? Hayır, şu anda değil. Ben şu anda mesela güvenilir hat denilen telefonları artık kullanmıyorum. Bıraktım. Kriptolu hatları yani. Tabii tabii. Şimdi artık normalden konuşuyorum. Dinlerseniz dinleyin diyorum. Ne dinlerseniz onu dinleyin. Hale bak ya. Bu hale geldi iş. Yani bu işin rezilliği çıktı. Peki bu durumdan nasıl kurtulacak devlet için bir risk? Şu anda işte TÜBİTAK'ta vesaire çok kararlı yeni adımlar attık. Yani atıyoruz. Yeni buraları temizleyeceğiz yani. Bunun hiç lamıcımı yok. Öyle hafiften geçemeyiz. Ve mutlaka da bunun hesabını en ciddi şekilde, en kararlı şekilde soracağız. Yani onun için diyorum ben bunların inlerine gireceğiz derken evet, bunu söylüyorum. Bunu millet adına söylüyorum. Şahsım adına değil. Ve bunun ortaklarının içinde ana muhalefeti de var, diğerleri de var. Niye? Onlar bizimle beraber bu yolda bu mücadeleyi vermiyorlar. Onlar da bunun hesabını verecekler. Çünkü onların da takıntıları var. Bu ülkede hakimi dinleniyor, savcısı dinleniyor. Çıkıyor kendisi diyor ki ben de dinleniyorum. Öbürü diyor ki benim partim de dinleniyor. E niye beraber değilsin? Daha önce de dinlendiler zaten. Tabii. Tabii. Niye beraber değilsin? Yani biz daha önce genel başkanları dinleniyordu. Biz anayasa müzakeresini yapıyorduk. Ve arkadaşlar geldiler ya böyle böyle işte CHP genel başkanının şu anda görüntüleri düştü dediler. Ben hemen Binali Bey'i yanıma çağırdım. Dedim hemen bu işe müdahale et. Ya yarım saat. Yarım saatte işi kesti. Ve hala bakıyorum CHP'nin o gün genel başkanı diyor ki kağıtlı belge var. Ya bunun kağıtlı belgesi olur mu? İşte görüntü ortada. Biz senin bu görüntünü durdurduk mu durdurmadık mı? Durdurduk. Bitti. E şu anda yapılanlar, dinlemeler vesaireler işte senin yani halef selef olduğun adamın meclisin salonuna getiriyor orada montaj dinlemeler gösteriyor. Hatta geçenlerde ben A Haber'de bazı böyle montaj dinlemeleri sizler de yayınladınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun falan. Evet evet. Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun. Hatta biliyorum şu anda yanınızda onlar varsa onları bir vatandaşa dinletebilirsek yani bu montaj teknolojisi ne kadar ileri gitmiş. Yani bunları görmesi bakımından ben halkımın hazır mı? Çok çok isabetli olur diye düşünüyorum. Biraz daha vakti varmış gelmemiş daha görmüş. Yani çok çok isabetli olur çünkü evet, halkımız bilmiyor. Yani gerçekten montaj olabiliyor mu? Devlet Bahçeli mesela Abdullah Öcalan övüyor orada. Ve çok gerçekçi evet, bir konuşma ya. Kahramandır falan diyor. Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül'le ilgili evet, oradaki ifadeleri. Evet. Bunlar hep çok çok manidar. Yani adamı ipe götürür bu dinlemeler ya. Öyle montaj var. Çok. Yani insanları eşlerinden ayırır. Aileyi bozar. Yani her tür şey bunun içinde var. Erdal Bey sizle devam eder mi? Sayın Başbakanım yine tabii bu konuyla ilgili olarak da. Şimdi yargının tümü enfekte değil. Sağlam kadrolar da var. Aynı şekilde emniyette de var. Fakat hepsinde paralel yapının elemanlarınca dinlendikleri ve şantaja her an maruz kalabilecekleri korkusu var. Siz her türlü yasal düzenlemeyi yaptıktan sonra dahi eğer onların o korkularını yenemezseniz, onlara o güvenceleri veremezseniz onların o felç durumundan çıkmaları pek kolay olmayacak. Nasıl bir güvence veyahut da onları rahatlatacak, temiz kadroları rahatlatacak bir şey adım atmayı düşünüyorsunuz? Erdal Bey bakın biz bir internet yasası olayı getirdik değil mi? Bakın bu internet yasasına malum çevreler hemen isyan ettiler. Niye? Çünkü onların biz çomağa sokuyorduk. Onu gördüler. İsyan ettiler. Da biz neyse yapabildiğimiz kadarıyla şu anda onu yaptık. Ki o alanda bile 30 Mart'tan sonra atacağımız başka adımlar var. Her şey hala yayınlanıyor yani takır takır. Atacağımız başka adımlar var. Mesela bazıları işte yok YouTube, Facebook şununla ilgili şudur budur filan bazı şeyler söylüyorlar. Yani o konularda acaba dünya ne der? Şu ne der? Bu ne der? İnanın benim ve bazı arkadaşlarımın hepsinin demiyorum. Bu konuda kararlılığımız var. Yani biz bu milleti YouTube'a, Facebook'a, bilmem şuraya, buraya yediremeyiz. Atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesin hatlarla atacağız. Kapatılmaları dahil mi efendim? Dahil. Çünkü yani bu insanlar veya bu kurumlar kazançları için, imkanları için her türlü ahlaksızlığı, her türlü casusluğu, ajanlığı teşvik ediyorlar. Yani bunun çünkü sınırı yok. Sınırsız bir şey. Böyle bir özgürlük anlayışı olamaz. Mesela az önce ifade ettiğiniz konuda
tabii devletin bütün kurumlarında bunlar var. Fakat bizim şu andaki ilk etapta hedefimiz karar mekanizmalarını temizlemek. Çünkü karar mekanizmalarından bunları temizlediğimiz takdirde yavaş yavaş aşağı doğru bu inecek tabii. Ondan sonra bu işi büyük ölçüde hallederiz. Ondan sonra asıl korku onları alacak. Ondan sonra onlar acaba biz nereye bundan sonra gideriz diyecekler. Çünkü karar mekanizmalarındaki abiler imamlar yok olunca o zaman tabii ki korku bacayı saracak. Peki ve bir de yani yargı slap değiştirecek. Tabii. Bir de yargı mekanizması onların düşündüğü şekilde oluşmayınca o da tabii onları ciddi manada vuracaktır. Üst akıl kim efendim? Çünkü iki bakanınız önce Sayın Arınç sonra da bugün Sayın Bekir Bozdağ bir üst akıldan bahsettiler. Paralel yapılanmadı. Üst akıldan siz paylaşıyor musunuz bu ifadeyi? Sizin açıklamanız, izahınız nedir? Benim üst akıl diye birisini değil de ben kainat imamı diye birisini sadece tanıdım. Yani o önüme geldi, baktım kainat imamı var. Altında kıtaların imamları var. Baktım ki devletin yapısı içerisinde aman yarabbim yargının imamından bahsediyor. Güvenliğin imamından bahsediyor. O zaman ben zaten dengelerim sarsılmaya başladı. Çünkü iyi niyetimizin kurbanı oldu. Çünkü bizim dinimiz iyi niyet dinidir. Biz de zannediyorduk ki karşımızdakiler de aynı iyi niyeti gösteriyor. Meğerse öyle değilmiş.